Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Durumu Bir de ben şu var. Galatasaray'da Fenerbahçe haftayı bay geçecek. Galatasaray kazanırsa aradaki puan farkı 10 olacak. Psikolojik olarak. 19. 9 olacak, özür diliyorum. Sen ikili averajı da, ikili averajı da herkes. İkili averajı ben da Galatasaray'da ortamın çok pozitif olduğunu düşünüyorum. Hünkar, bu kadro tüm maçlarda favori. Böyle. Galatasaray'ın kadrosu zaten güçlüydü. Bir de Zaniolo gibi garip bir Türkiye'ye nasıl geldiğini anlamadığım bir adam geldi. Garip derken olumlu anlamda söylüyorum tabii ki. Çok üstünde performansından. Yani yetenekleri çok üstünde zaten ligin. Bizim ligimizin. Zaten güçlüydü Galatasaray. Ben çok işte herkes işte Mertens tam güçlü, Icardi falan. Ben Olivier'i de mesela çok beğeniyorum. Torreira'yı da çok beğeniyorum. Çok iyi takım. Kerem bu sene o yedek kalma. Kerem bir yedek kaldı. Hoca bir yedek bıraktı onu. Kerem şey gibi döndü. Fırtına gibi döndü. Küsü denilen Yunus bile İstanbulspor maçının yıldızı. Girip çok iyi işler yapıyor. O yüzden de Galatasaray şu anda oynadığı bütün maçlarda bana göre favori, yani yenilmesi beni şaşırtır. Şu anki durumu, ha dediği gibi burada her şey var. Lig bitmiş değil ama ben şunu söylüyorum. Galatasaray'ın kadrosu, mevcut kadrosu şu anda ligin, bizim ligimizin üzerinde. Ligdeki en güçlü kadro. Transfer döneminde iyi geçirdiler bence. O yüzden de tabii sen şimdi Kasımpaşa, Konya falan soruyorsun ama hepsinde favori. Bu hepsi favori demek, hepsini kazanacak demek değil. Ama kağıt üzerine baktığında Nepal'e de gitsen, Tunus'a da gitsen, favori. İşte Fransa'ya da gitsen, şu iki takım karşı karşıya geliyor dediklerinde adam bakacak. Icardi, Mertens, işte Zaniolo falan. Favori, kağıt üzerinde favori. Üstünlük o oluyor. Tabii. Bu gerçek. Icardi'nin sezon sonu takasla kullanılabileceği Paris Saint-Germain tarafından genel olarak yurt dışı basınında konuşuluyor, İtalyan basınında vesaire. Ama bu sezon etki etti, Gider etmedi. alır Harry Kane'i ya, Galatasaray mı ya? Erkeğini mi? Ya şeydeki. Ne Tottenham, oldu? Kane. Kane'i. Tamam, Harry Kane Galatasaray mı diyorsun? Gider alır Galatasaray bu. Ben artık Galatasaray'ın onu beğenmedin mi? Rashford'u alır. Ben niye ben? Hayır, yani Benzema'yı Hayır. alır. Galatasaray bu yani. Selam var mı? Selam var mı? Galatasaray bu konularda Galatasaray çok büyük çok vizyon farklı bir koydu şu bakış anda açısı var ortaya. yani. Evet. Futbola başka bakıyor. Zaten o bakış açısı Fenerbahçe, olmasa bu kadroyu Beşiktaş, geçen sezondan bu seneye böyle Trabzon. değiştirmezdi Galatasaray. Yani ama böyle hiç çok cesurca çok cesur. Çok iyi bir kadro. yerine yani Galatasaray kulübünün alması gerektiği oyuncuları alıyor. Ha, Müthiş. geçmişte onlar da hata yaptı mı? Yaptı. Ama Bu olağanüstü isimler ve sene bu isimler. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Mutsuzların vahası Galatasaray. Galatasaray yıllarca Avrupa'da oynayıp son dönemde istenmeyen adamı ilan edilen oyuncuları sezon başında kadrosuna kattı. Bu isimlerin başında Icardi geliyor. Arjantinli PSG'den adeta kovuldu. Avrupa'da hiçbir takım yıldız oyuncuya sıcak bakmadı. Sarı kırmızılar kapılarını açtı. Icardi ise adeta küllerinden doğdu ve gösterdiği performansla hem taraftarların gönlünü taht kurdu hem de Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Icardi gibi kulübünde istenmeyen bir başka isim Torreira. Arsenal menajeri Arteta Uruguaylıyı istemedi. Galatasaray 6 milyon euro öderek yıldız ismi kadrosuna kattı. Sergilediği performansla İtalyan ve İspanyol ekiplerinin gözdesi haline geldi. Icardi ve Torreira gibi küllerinden doğan bir diğer oyuncu ise Dries Mertens. Belçikalı yıllarca hizmet ettiği Napoli'den yaşı dolayısıyla gönderildi. 35 yaşındaki yıldız da Galatasaray'daki performansıyla "Ben daha bitmedim" dedi. Bu üç ismin yanı sıra kendi kulübünden dışlanan isim Sergio Oliveira. Roma satın alma opsiyonu kullanmadı. Porto'da kadroda düşünmediğini oyuncuya söyledi. O da Galatasaray'a geldi. Oliveira kendisini istemeyenleri adeta ortaya koyduğu oyunla pişman etti. Galatasaray 11'inin değişilmez isimlerinden oldu. Oyun aklıyla yeniden Avrupa'daki bazı takımların radarına girdi. Bu halkaya son eklenen isim ise Zaniolo oldu. Hazırlık maçlarındaki performansı ve attığı goller sonrasında Avrupa basını Galatasaray'ın Zaniolo'ya iyi geldiğini yazdı. İngiliz basından The Sun gazetesi ise bu oyuncuların Galatasaray'daki yükselen performanslarına vurgu yaparak "Mutsuzların vahası Galatasaray, Torreira ve Icardi'den sonra Zaniolo da Galatasaray'da yeniden doğdu" başlığıyla Florya'daki ortama dikkat çekti. Galatasaray istiyordu, Firmino da 4 rakip birden.
Futbolda ara transfer dönemi sona ererken gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalar da devam ediyor. Galatasaray'da yaz transfer döneminde kiralanan Icardi sözleşmesi gereği sezon sonunda kulübü PSG'ye geri dönecek. Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis de mukavele yenilenmeyecek. Gelecek yıl 38 yaşına girecek Fransız santrafora teşekkür edilerek yollar ayrılacak. Galatasaray'da sezon sonunda hücum hattı büyük oranda değişecekken listedeki isimlerden biri de Liverpool'le sözleşmesi bitecek olan Firmino'ydu. İngiliz Mirror Futbol'un haberine göre Brezilyalı santraforun transferinde Jimbom'a 4 rakip birden çıktı. Haberde Atletico Madrid'in Chelsea'de kiralık oynayan Joao Felix'i İngiliz ekibine satması durumunda Firmino için devreye gireceğini yazdı. 31 yaşındaki golcünün Madrid temsilcisinde iyi bir yedek forvet olabileceği aktarıldı. Lukaku'nun Inter'de kalmasının pek olası olmadığı yazılan haberde Belçikalı golcünün yerine Firmino'nun İtalyan ekibi için ucuz bir seçenek olabileceği belirtildi. Bir diğer Serie A ekibi Milan'ın Giroud'un ilerleyen yaş nedeniyle alternatif aradığı ve Roberto Firmino'nun bir seçenek olduğu da detaylarda yer aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde deneyimli santraforla müzakereleri hızlandırmak için bir yetkili göndereceği ve Devler Ligi'ni koz olarak sunacağı da belirtildi. Okan Buruk'tan da Zaniolo kararı. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Zaniolo, antrenmanlardaki görüntüsüyle beğeni topladı. Alanya Spor ve İstanbul Spor ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında hazır bir görüntü sergilen İtalyan yıldızın yüksek motivasyon ve hırsından teknik direktör Okan Buruk da etkilendi. Genç oyuncudan etkilenen Okan Buruk'un Zaniolo için beklediğimden iyi durumda, adaptasyon sorunu yaşayacak gibi görünmüyor dediği belirtildi. Okan Buruk'un Mertens'in fiziksel olarak hazır olmamasından dolayı Zaniolo veya Mata'dan birini Kasımpaşa maçında tercih edeceği İbre'nin İtalyan futbolcudan yana olduğu belirtildi. Okan Buruk'un da Kasımpaşa planı hazır. Evinde taraftarların desteğiyle daha coşkulu bir futbol ortaya koyan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu uygulamak istiyor. Ön alan presine önem veren Okan Buruk'un öğrencileri hazırlık maçlarında da benzer bir futbol oynadı. Kasımpaşa karşısında maça hızlı girme planı yaptı. Rakibi presle boğarak ilk 45'te üstünlüğü ele geçirmek istediğini oyuncularına anlattı. İtmanlarda uygulamalı olarak çalışan Galatasaray, ilerideki yıldız hücumcularına güveniyor. Sarı kırmızılarda artık tek hedef Kasımpaşa'nın gardını ilk yarıda indirerek 3 puanı almak olacak. Galatasaray sakata gelmiyor. Galatasaray 11 Mart'taki Kasımpaşa maçıyla beraber tekrar lige dönecek. İşte Galatasaray'daki sakatlık raporları. Muslera Trabzonspor maçında sakatlandı. Tedavi için 6 hafta planlanıyordu. Tecrübeli kalecinin tedavisi iyi gitti. Sahada bireysel olarak çalışıyor. Refleks ve kuvvet antrenmanları yapıyor. Henüz diğer kalecilerle beraber antrenman yapmadı. Mertens dizinden sakatlanan Belçikalı oyuncu takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Bu akşam yapılacak antrenmanda son durumuna bakılacak. Icardi Okan Buruk yorgun gördüğü için İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçının kadrosunu almadı. Arjantinli yıldızda sorun gözükmüyor. Michio Alanyaspor'la oynanan hazırlık maçında sakatlanan Norveçli futbolcunun sahalara dönüşünün 2-3 haftadan önce dönmesi beklenmiyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.